Merhabalar sevgili izleyenler. Bir Tarım Aktüel programında yine birlikteyiz. Neredeyiz? Gelen dosun elması için, çaltının sarımsağı için yollardayız. Tarım Aktüel başlıyor. Sevgili izleyenler, elma bahçesindeyiz ve hasadımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Efendim tanıyabilir evet, miyiz? Ben Yakup Yılmaz, Sardiriz'den geliyorum. Eydir Serdiriz. Elma topluyoruz işte. Ortalama günlük 40-50 kasa topluyoruz bir kişi. Maşallah. Evet. Ee, yövmeyeniz ne kadar söylemesi ayıp olmazsa. Yövmeyemiz 65-70-75 değişiyor işte. İyi değil, değil mi yani? Ne, evet. Neticede evet. E, yani siz devamlı gidiyor neticede, musunuz? Neticede evet sürekli gidiyoruz toplama, seyretme. Yani mantar olunca mantara, kiraz mantar, olunca kiraza. Evet, hepsine gidiyoruz abi. Evet. Ee, peki neler söylemek istersiniz? Bu seneki bahçemiz nasıl? İyi mi elma? Bu seneki elmamız bu gelen dost tarafında iyi maşallah. Allah vermiş. Güzel. Evet. Yani evet. Diğer yıllara nazaran baktığımız bu, zaman. Diğer yıllarda da güzel de bu sene gelen dosta güzel. Yenice tarafında az deniliyor işte. Yer yer Cenab-ı Allah herkesin nasibini ayırıyor. Evet. Ka kaç kişi geldiniz mesela bugün? Bugün o 20 kişiyiz. 20 kişiyiz. Her, her gün mü gidip, gidip geliyorsunuz? Evet, her gün gidip geliyoruz. Yani servisiniz var. Kendi arabamız var. Her gün gidip geliyoruz. Bir arkadaşın arabası Anladım. var. Peki bu e, işçilerin bir çavuşu oluyor mu? Evet, çavuşumuz var işte Ali Bey Anladım. çavuşumuz. Yani o getiriyor, götürüyor. O getiriyor, götürüyor. O sorumlu. Şimdi biz sadece topluyoruz. Evet. Biz sadece alacağımız parayı biliyoruz. Başka evet. bir şey bildiğimiz yok. Allah kuvvetinizi versin. Allah kolaylıklar versin. E buradan bir selam gönderin bakalım Çor Buradan ben Çanakkale'de askerlik yapan oğluma selamlarımı sunuyorum. Maşallah. Ne zaman gelecek inşallah? Valla işte ayın 13'ünde yemin töreni bitip bile bir 10 izine gelecek. Öyle mi? Ona ha, yeni büyük selamlar. Yani. Gitti gitti. Ona İyi. büyük selamlarımı sunuyorum. Evet oldu çok teşekkür ediyoruz. Biz de Çanakkale'deki bütün askerlerimize hepsine selam söylüyoruz. O... Efendim tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Peksak. Sarıdiriz'den geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor asat? Vallahi iyi çalışıyoruz işte. Onlar yukarıda topluyor. Ben aşağıda kovalarını boşaltıyorum alın. Evet. Diplerini toplama yapıyorum. Bu, Yukarısına çıkamıyorum. Bu yukarıya çıkamıyor. Yukarıya zaten gençler çıkıyor evet, değil mi? Gençler, gençler de yukarıya çıktım beni çekme, beni çekme diye bağırıyorlar oradan. <laughs> Bağırıyor. Çekmesin <laughs> diyor. Neden acaba? Çocuk onu çocukta. Tamam. Çocuk Şimdi bu elmayı bu elbette toplarken bir hüneri olması lazım değil mi? Evet, elmayı, elmayı nasıl toplayacağımızı bir gösterebilir misiniz? Bu elmayı şöyle koparıp çevireceğim. Yani şuralardan tutacaksınız evet, değil mi? Yani dalında çevirdim. şöyle. Evet. Şöyle yani şöyle sevgili şey. izleyenler bunu niye sordum? Gerçekten elmayı e, toplarken çok önemli bir maharetli olmanız gerekiyor. Böyle elmayı şuralarına bir tutup bir şu şekilde çevirdiğiniz zaman bunu tabi kasaya oradan depoya koydunuz mu? şu elmanın gövdesinde parmak izleri olmadığı zaman çok önemli. Yani parmak izleri eğer bunu sıkaraktan böyle asılırsanız soğuk havaya girdiğinde parmağınızın bütün izleri çıkıyor. Evet. Değil mi? Evet. Ee, onun için dikkat etmek lazım. Başka neler söylemek istersiniz? Vallahi Isparta'da çocuklarım var. Öyle mi? Antalya'da biri. Selam oh. söylerim. Gözlerinden öperim çocuklarımı. Oh, çok güzel. Ne iş yapıyorlar? Antalya'daki seraca yapıyor. Havalanda çalışıyor. Bir. Çok güzel. Isparta'dakiler de çalışıyor işinde. Öyle Biri mi? kaportacı. Oh, sanayide yani. Sanayide. Biri İftik sanında çalışıyor. Biri de şeyde çalışıyor. Maşallah kaç çocuk var annem? Benim beş çocuk var. Beş çocuk var. Dört kız bir olan. Kaç evet. torun var şimdi? Sekiz torun var. Ana maşallah. Torunlara da buradan bir selam gönderelim o zaman. Bütün torunlarıma selam söylerim. Gözlerinden öperim. Çocuklarımı da gözlerinden öperim. Evet. E, Allah e, nazardan saklasın <laughs> nazardan maşallah. Saklasın. E, Allah sağlığınızı, afiyetinizi bozmasın. İnşallah. Torunlar, Hadi bakalım annenle babaanne burada. Gelin ara sıra ziyaretine elma hasadı başladı. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Safiye Ünal. Sertriz'den geliyoruz. Elma toplamaya geliyoruz. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Yukarıları toplamak zordur herhalde. Vallahi yaş geçtikçe zor oluyor tabii. Gencik evet. gibi olmuyor. Evet. Topluyoruz işte. Peki başka bir stil yapılabilir mi bu elma toplamada? Nasıl? Yani Başka bir modelle el toplanabilir mi? Toplanamaz insanlar topluyor işte böyle yani çıkıyor. hacı böyle değil mi? Evet. Hep böyle kovalara koyacağız. Kovalara yani olarak. illaki bu. Evet. Peki neler söylemek istersiniz? Vallahi iyi işte topluyoruz elmaları. <laughs> zamanı geldi mi elmaya geliyoruz. Sarı İdris deyince siz mantarcılık da yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Kendiniz mantar var mı? Var evet yapıyoruz biz de. Nasıl musunuz değil mi inşallah? Allah'a şükür. Yani Çok boş şükür. zamanlarda mı elma toplamaya geliyorsunuz? Hasat zamanı geliyoruz işte elma <laughs> zamanı evet. Kiraz zamanı kiraza elma zamanı elmaya. Evet. Evet. İyi maşallah. He, Allah, Allah gücünüzü, şükür kuvvetinizi versin. Sağ olun. Ee, var mı çor çocuk? Antalya'da kızım var, torunum var. Onlara selam gönderiyor. Öpücükler evet. yolluyor. <laughs> çok güzel. Ee, bir tane mi kızın Bir kızım, bir oğlum var. Oğlum burada çalışıyor. Oğlum da burada beraber, çalışıyor. Beraber. İyi maşallah. Ee, herif nerede beyefendi? Herif de i̇şte buralarda işte. Çalışıyor. <laughs> evet. İyi. Çalışıyoruz beraber Oldu işte. çok teşekkür ediyoruz. Allah kuvvetinizi versin. Biz teşekkür versin. ederiz. Oldu. Sağ olun. geldiniz. Çanakkale'de oğlum var. Bütün askerlere oğluma herkese çok çok selamlar. Evet sevgili izleyenler bahçede iki tane mini mini evladımızla beraberiz. Evet önce sizi tanıyalım bakalım. Adım Tezcan soyadım satılmış. Tezcan satılmış. Sen Necdet abimin neyi oluyorsun? Torun oluyor. Torun oluyorsun maşallah. Sen de o gibi akıllı olacaksın değil mi? Evet. Evet. Neler söyleyeceksin bakalım? Valla neler söyleyen bilmiyorum. Elmaları topluyorlar işte. Çok güzel. Sen de topluyor musun? Yarın belki toplarım ben de Yarın bizim toplarsın Bahçede. tabii. Ee, yardım edeceksin evet. tabii. Ee, elmayı yiyorsun değil mi sen de? Hem de nasıl. Tabii elmayı çok yemek evet. lazım değil mi? Elma Şu... yedik mi faydalı hem. Evet hem zihnimiz açılıyor. Evet. Günde bir elma değil mi? Evet faydalı. Çok, çok faydalı. Söyle bütün o, okul arkadaşlarına, bütün Türkiye'deki ilk öğretimde okuyan çocuklara bir söyle bakalım Elma yiyin de. Herkes bir, günde bir, iki, üç tane elma yesin. Çünkü zihnimiz çok zor açılabilir. Evet. Gerçekten e, bu böyle elmayı övdüğümüzden değil, bütün tıp alemi, bütün doktorlarımız, bütün gıda uzmanları da günde gerçekten en azından bir elmanın yenmesi gerektiğini söylüyorlar. E, bunun faydası çok. Ben burada neye yaradıklarını söylemeyeceğim çünkü her gün söyleniyor. Canım benim sen kimsin bakayım adını söyle bakayım bana. Hmm. Hadi bakalım. Hadi söyle adını soyadını. Beren. Utandı, utandı. Hadi bir tane daha. Berat. De, Beren de. Beren. Berat. Öyle mi? Beren. Beren. Ay ne kadar güzel ismin varmış senin Beren? Sen de elmayı yiyor musun Berencim? Aferin sana. Bu bahçe sizin Beren. mi Berencim? Sen elmayı elmayı çok mu seviyorsun? Ha? Seviyor musun elmayı? Sen okula gidiyor musun? Evet. Hangi okula gidiyorsun? Gelen dost İmam Hatip Ortaokulu. İmam Hatip Ortaokulu. Kaçın sınıftasın? Altı. Altın sınıftasın. Maşallah. Evet. Beren de e, elmayı çok sevdiğini söyledi. Buradan hadi bir el sallayalım bakalım Berencim. Hadi. Hadi bay bay de arkadaşlarına. Hadi sen de salla. Evet ee, bu orijinal elma hasadında kullanılan merdivenin tepesine çıktık. Efendim tanıyabilir miyiz? Evet ben Durmuş Altı Kaynak Sarı İdrisliyim. Isparta'da Metamar'da çalışıyorum. Çok güzel siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah abi. kuvvetinizi versin. Sağ olun. 12 gün izin aldım. İşte iki çocuğum var Isparta'da biri üniversitede biri lisede okuyor. Hangi üniversitede okuyor? Şeyde, Süleyman Demirel'de Süleyman demir, mi? demir Hangi, hangi kısımda? Anestezi bölümünde ötüyor. Anestezi bölümünde Çok evet. güzel. Oğlum da Gülkent Anadolu Lisesi'nde okuyor de. Çok güzel. İşte onlara ee, Allah, selam Allah söylüyorum. Versin. Sağ olun hocam. Bol bol elma gönderin onlara elma yesinler. Evet, evet göndereceğiz evet. Nasıl bu, bu bu merdiven böyle mi? Evet, böyle topluyoruz yani çıkıyoruz. Sağ yani ol. Yani bu merdivenden başka bir sistem kurulabilir mi elma toplamak için? Ha başka bir sistem kurulamaz yani. Bu merdiven mecbur olmak zorunda. Evet, daha kolay diyor Kolay oluyor çünkü yukarıdan alamadıklarını biz merdivenle alıyoruz yani. Anladım. Çok güzel. Peki eee elma var mı? Var. E, tabii gelen dost kadar. Gelen dost kadar değil yani. Anladım. Bizim orada az yani. Anladım. Çoğunluk bu tarafta yani. Anladım. Gördüğümüz kadarıyla güzel elma evet, bu sene maşallah. Evet elmalar güzel maşallah. Allah nazardan Allah saklasın. Allah herkese iyileşmesini e, nasip eylesin. İnşallah fiyatlar da iyidir. Üreticinin evet. yüzünü güldürür inşallah Güldürü bu sene inşallah. değil mi? İnşallah güldürür sizin yani. Yani iş bulduk sizin yüzünüz gülüyor evet, değil mi? Evet abi. İyi, sağ olun Allah razı olsun. Peki başka neler söylemek istersiniz? Valla başka ne söyleyeyim? Millete yani hayırlı uğurlu olsun toplamak. Eyvallah. Yani kazasız belasız herkese Amin. hayırlı uğurlu olsun. Biz de aynısını temenni ediyoruz. abi. İnşallah hayırlı sağ uğurlu oğlum. olsun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, burada bir e, bahçeden elma koparıldıktan sonra kasalara dökülen küçük bir tasnifleme bölümündeyiz. Efendim tanıyabilir miyiz? Süleyman Kösel Serdiz kasabasında duruyorum. Süleyman Bey, e, ne yapıyoruz şimdi burada gelen elmayı? Burada gelen elmayı kötülerini atıyoruz abi. Evet. İyilerini de işte düzlüyoruz. Depoya, buzhaneye doğru gidiyor. Boyluyoruz yani, evet, değil mi? Evet boyluyoruz. Küçük, büyük derken? Küçük, büyük, karışık. Natürel. Anladım. Peki bu soğuk hava deposuna gittikten sonra da orada bir ayrıştırma yapıyor evet, mı? Evet. Orada ayrı ayrı boylandırılıyor. Orada boylandırılıyor. Evet. Makinelere evet. atıyoruz. Orada boylandırılıyor. <laughs> Nasıl, neler söyleyeceksiniz? Bu sene elmamız iyi maşallah. Elma güzel abimiz. Evet. Gerçekten Allah nazardan saklasın. Ee, bu yıl yüzü gülecek mi çiftçinin? Elma, İş, elma. Yerine göre değişik abi. Bazılarının yüzü gülüyor, bazılarının gülmüyor. Neden gülmüyor acaba ya? Bu sene yani mevzulukta e, iyi yani onun da fiyatı Aa, iyi gibi biliyorum. Bazı yerlerde elma yok şu an. Ha olmayan evet. yerlerde yüzü evet. gülmüyor. E, tabii evet. canım olmayan yerde yüzü gülmez. Yani e, yavaş yavaş randumana oturuyor gibi geliyor bana. Evet abi. Değil mi? Bu ne, e, piyasa dünya piyasası farklı. Bizim bu bölgenin elması özellikle güzel değil mi? Evet. Göl olduğu için daha güzel. Evet daha güzel. Peki Sarıdere'sinin elması ile buranın elması nasıl fark var mı? Fark var. Gayet nasıl bir fark, fark var. var? Bizim oranın daha bir farklı ya. Güzel elması. Daha mı güzel evet. Sarı evet. Neden? Göle daha yakın. Yayla olduğundan, olduğundan, olduğunda. ne için o yüzden olabilir abi. Öyle mi? Evet. Yani ee, elma gelen dost, senirkent. Eğirdir, işte Sarıdis bu bölge özellikle sevgili izleyenler gerçekten biz artık Elma'da markayız. Çünkü Türkiye'nin yaklaşık %65-%70'ine hitap eden e, elma ihtiyacını biz gideriyoruz. Ve yaklaşık bu bölgeden 700 bin tonun üzerinde de elmayı üretiyoruz. Efendim hasadımız devam ediyor. Abi sizi tanıyabilir miyiz? Ben alma deşiriyorum. Başka ne evet. içeceksin? Alma devşiriyor. Alma devşiriyorsun. Evet biz alma devşirdiğini görüyoruz. Evet. İsminizi alabilir miyiz? Ömer. Soyadınız? Akçay. Ömer Akçay. Siz de mi Sarıydır'dan geldiniz? Hoş gel geldiniz. geldiniz Ömer abi. Neler söylemek istersin? Hasatla ilgili. He? Ben davar gidiyorsun. Onunla kadar alma devşiriyorsun. Ekmek yiyorsun. Mantar, mantarcılık da yapıyor musun? Mantarcılık yok. yok mu? yok. <gülüyor> mu? <gülüyor> yok. Davar gidiyorsun dedin. Kendi, kendi malın var mı? Yok. Onu da çobanlı ediyorsun yani. Ha. İyi maşallah. Oğlanlar güdüyor. İyi. Oğlanlar güdüyor. Evet, çocuk torunlar falan vardır herhalde. Var 50 kadar da torun var. 50 kadar torun var. Maşallah. Var var. Yani ne diyeyim ben şimdi sadece maşallah diyebildim ee, yani. canım. Allah nazardan sağ saklasın. Sağ ol sağ ol sağ ol. Ciddi mi 50 tane torun var? Laha öyle dedim de ha yok da ha 5-10 var yine. Beş on var yine. Var. İyi. Yani 10 çok çok yine kadar. de sayısını unuttu Ömer evet. <laughs> Yani. Yani bunu şimdi. Ben açık şeyin ya. Yani 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 bir annemden değil mi bu? Tabi tabi. Benden değil canım. Torunlardan oluyor yani. Oğlanlardan, abi, işte, abi. torunlardan, çocuklardan. Peki buradan bir selam göndermek ister misin torunlara, çocuklara? Gönderin canım. Gönder bakalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. <laughs> evet e, efendim tanıyabilir miyiz? Ben Sardiriz kasabasının Ali Köse. Yavur Ali. Ali Köse, evet. e, hoş geldin arkadaşım. E, siz de neler söylemek istersiniz? Abi biz arkadaşlarla birlikte geliyoruz. Buralarda bir para kazanıyoruz. Allah Çok Allah bir bereket versin. Şimdi adı başka, başka, neler söylemek istersin? yani e, şey, Gavur Ali diyorlar öyle mi? Abi onu dediğine bakma eğleniyor. Eğleniyor. Evet. O olsun canım. Yiğit lakabıyla anılırmış. birlikte o benim sayesinde ben onun sayesinde para kazanıyoruz. Çok i̇şte güzel. çalışıyoruz abi. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Çok güzel. Sizin de var mı mantarınız mantar? Mantar var abi. Yapım var. Ee, o da iyi. Onun o da. Boş, boş kaldığımda buraya geliyorum. Güzel. Arkadaşlarına geliyorum. Elma bahçeniz var mı? Az. Yiyecek kadar var abi bir. Öyle mi? Evet. Ee, çok güzel. Ee, çok çocuk vardır inşallah. Var abi. İki, üç torun var. Maşallah. O... onlar da mı saraydız da? Ee, kız Antalya'da. Oğlan burada. Çok güzel. Burada çalışıyor şu İyi. O zaman Antalya'da olan çocuklarımıza bir selam gönderelim. Ee, Zeliş kızım var Antalya'da. Çok güzel. İki tane torun var. Oh. Biri Bera, biri Hazal. Oh. Onu, bir de Gökçe var. İyi onlara elma gönderiyorsun değil mi? Göndeririz göndeririz. He? göndeririz. Onlar yesinler çünkü evet. ya. Eğirdir'in elması, gelen dostun elması. Evet. Buralar önemli yani meşhur. Tabii tabii. Değil mi? Evet. Oldu. Hadi Allah kuvvetinizi Sağ versin. Olun, Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler elma hasadına devam ediyoruz. Bahçemizdeyiz ve Gelen Dost İlgene Meclis üyesi Sayın Necdet Satılmış Bey ile beraberiz. Efendim elma bahçesiyle ilgili hasatla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Fevzi Bey öncelikle tarım aktüel programı olarak elmanın başkenti Gelen Dost'a hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş yani abi. elmanın başkenti yani tespitimiz şuna dayanaraktan yani. Gelendosu ilçesi ve köylülere beraber 450 bin ton geçen yıl biz elma üretimi yaptık. Maşallah. Yani bugün Eğirdir 300-350 bin ton olabilir. Evet. Yani onun için elmanın başkenti ismini biz yıllardan beri değerlendiriyoruz. Yani, yani ton, böyle. ton bizde fazla biz olduğu için başkent her, biziz diyoruz. Aynen öyle yani kimse yani darılıp gücenmesin. Isparta bir bütündür. Evet. Ben onu işe yaparım. Türkiye'nin üçte bir elma ihtiyacını Isparta yöresi karşılar. Evet. Onun için gelen dost Elmanın başkenti. Elma ile evet. ilgili neler söyleyeceksin Necdet abi? Bu sene nasıl maşallah iyi gibi gördük. Elma kalitemiz süper şu anda bölgemizde bütün bahçelerimizde kalite on numara. Evet. Fakat bu sene biraz soğukların etkisiyle elma rekoltemiz tonaj bakımından düştü yani. Yani soğuk mu vurdu? Soğuk vurdu genelde bu bodur cins ağaçlara. Yani onlar da biraz elma az tutum oldu. Yine de neresinden baksan 250-300 bin ton arasında bir elma hasadı herhalde olacak. olacak inşallah yani. Yani bodurlara soğuk vurunca bu klasiklere soğuk vurmuyor mu? ve klasiklere dokanmadı. Bugün klasiklerdeki golden ve stargün cinsi elmalarda tutum çok güzel maşallah. Evet. Yani şimdi e, bodur cinsi elmaların e, yolumu yetiştirmesi... Yani masrafı düşüyor ama biz herhalde ileride bu klasik ağaçların elmasını arayacağız yani. Ben öyle görüyorum yani bir elma üreticisi olarak. Yani hemen bodura geçmekte bir yanlışlık mı olabilir diyorsunuz? Yani ara ara yavaş yavaş klasiği hiç kesmeyelim mi diyorsunuz yani? Bence klasiğin golden türünü kesmemek lazım. Çünkü o tadı goldenin o tadını klasikteki öbür bodur ağaçları o kadar veremiyor. Anladım. Yani e, o açıdan olabilir. Yani klasik bölgelerimizde dursun. Bodur ağaçlarımızı başka evet. bölgelere dikelim veya yani hepsini birden yok etmeyelim diyorsunuz Tabii yani? aynen öyle Fevzi Bey yani. Hepsini birden yok etmeyelim. Bey böyle, böyle yani evet. bunu e, uygulamaya geçmek lazım yani. Çünkü masraflar e, açısından biz düşünüyoruz yani. Evet. Yani işçi masrafı, gübre masrafı, ilaç masrafı evet. biraz mustahsilin para kazanma işesini e, ortadan kaldırıyor yani bugün ama gülünü seven dikenine katlanır. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Mesela ağaçta bu tip masraflar varsa ama o da ben benim tadım başka diyor işte değil mi? Evet. Şimdi tabii bu elma fiyatları yani ben 15 sene önce bir Diyarbakırlı bir kardeşimize bahçemde 1125 liraya elma verdim 15 sene önce. 15 sene önce. Maşallah. Bugün yine aynı. Yani burada müstahsilimiz. Yani bu arada yani markette 4-5 bin liraya satılıyor yani. Niye 4-5 bin liraya satılıyor? Evet. Yani biz istiyoruz ki benden 1-300 alsın, 1500 alsın. Evet. Aracı da 500 koysun. Evet. 500 de marketçi koysun. 2500 liraya satılsın. Herkes elma yesin. En sağlıklı elma. insana evet. İnsana en faydalı elma. Kanseri önleyen, yani vücut toksitlerini atan, evet. bağırsağı çalıştıran. Evet. Yani dört dörtlük bir meyve. Yani şöyle diyelim bir. Yani aracı hiçbir zaman üreticiden çok kazanmaya kalkmasın. Aynen öyle yani. yani bugün bugün her yerde böyle. Evet. Sevgili izleyenler bu hakikaten önemli bir konu. Yani bugün bir otelcinin de yani seyahat acentesi seyahat acentesi mesela müşteriyi getirir. Adam oteli açmıştır, riske girmiştir. Ama seyahat acentesi de otel gibi para kazanmak ister. Şimdi aynı şekilde tarımda da biz böyle devam ediyoruz. Şimdi elmayı üreten, elmaya bu eziyeti çeken, bütün riske giren ee, müstahsil yani aracı müstahsilden çok daha fazla para kazanmak istemesin. Hele böyle hammaddesi yani elma gibi önemli bir meyvede. Bunu elma gibi düşünelim. E bu işte yapılması gereken tarım Bakanlığı'dan başlayarak bütün müdürlüklere kadar, valiliklere kadar bu konuyla ilgili aslında çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizim bölgemiz artık meyvecilik bölgesi. Evet. Bunu e, bu şekilde ben ancak ifade edebiliyorum. Yani insanlar gerçekten fazlasını kazanmaya kalkmasın. Özellikle elmada. Elmanın Necdet abim biraz önce saydı. Yani vücutta iyi gelmediği yer yok. Prostat dahil. Yani kalp rahatsızlığına iyi geliyor. Elmanın suyu çok önemli. Yani çocuklarımıza biz hakikaten kola ve benzeri o glikozdan yapılan meyve sularının yerine... ...bu elmayı yedirelim, bu elmanın suyunu içirelim. Bu da tabii bu fiyatla oluyor. Yani aromaya giden elmanın fiyatı belli... Yani aromaya giden elmanın fiyatında da o kadar özellikli elma suyu tüket yapalım ki bütün Türkiye'ye bunu da sunalım. Aynen katılıyorum Fevzi Bey görüşlerinize. E, bunun düzeltilmesi lazım. Biz müstahsiller olarak kanatkar bir insanlarız yani. Biz evet. bunları e, gelen dosta, bölgemizde biz e, şunu söyleyebilirim. Çocuğa bakar gibi gerçekten biz ağaçlara evet. bakıyoruz yani. Evet. Yani bakarsan meyve verir bize ağaç. Evet. Bakmazsan işte evet. elma olmadı deriz. Evet. Neden? Evet. Ağaca bakılmadığından kaynaklanır yani. Yani soğuk bu ayrı bir etken. Yani her hava şartları sene, bu tabi, ayrı bir etken. Tabi her sene yok soğuk mu vuracaktı, dolu mu yağacaktı. Bütün bunlara rağmen yine de bakmaya devam. Evet aynen bakmaya devam. O masrafı biz yapıyoruz yani. Dört evet. dörtlük bakıyoruz yani. Yani burada şunu da belirtmek istiyorum. Benim daha elma bahçemin tapusunu almaya gelen olmadı. Ben birkaç yerde bir programlarda Antalya'da olsun, yurt dışında olsun buralarda olsun evet. gelen dost golden gibi araması yüksek, lezzetli evet. bir e, meyveyi getirin, bahçemi bedava vereceğim diye ben ilan ettim Evet, gerçekten biz şahidiz evet. buna sevgili izleyenler biz şahidiz özellikle bunu ben anlatıvereyim kısacık biz Necdet Bey ile beraber Bosna'ya Makedonya'ya gittik Makedonya'da da bir şehir var o şehirde elmanın çok önemli olduğunu ve bütün o bölgeye elma o şehirden gittiğini. Şehrin ismini hatırlıyor musun abi neydi? İnan ben de hatırlayamadım. Dediler. E o zaman bir gidelim elma bahçelerini görelim dedik. Kasalarla bize elmaları getirdiler. İnanmayacaksınız ama biz elmayı yedik. Tabii onlara karşı da bu nasıl elma diyemezdik. Çünkü hiç su yoktu. Ama insanlar o elmayı çok beğeniyordu. Necdet abim e bu konuda o kadar haklı ki Makedonya'da bile bile Gelendüz'un elmasını <laughs> yani ister istemez e, rol bile yapamadı. Vallahi dedi bizim Golden'in yanında siz bu ağaçların hepsini kesin atın dedi. E, <laughs> haklıydı da hakikaten. Bu özellikle klasiğin Biraz önce ben de yedim o Golden'i. Ya e, tarifi mümkün değil. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet. Yani Allah vermiş yani buraya. Aynen ne diyelim abi, Fevzi Bey e, orada dikkat ederseniz e, satıcı bayana e, bunun kasası yani 10 kilolu. Bir kasanın içerisinde elma vardı. 10 kilo bile değildi. Yani. Belki 6, de değildi. Kilo. Yani 6-7 evet. kilo e, ayarında e, kilogram. Ne kadar bu dedim ben. E, bu dedi e, 10 e, euro dedi. Evet. 10 euro. E, Türk parasına hesap ettim. 10 euro aşağı yukarı. 40 lira. 40 lira falan yani. Yani. Evet. yani ne oluyor burada şimdi? 7 kilolu elma. E, e, demek ki 5 liranın üzerinde. üzerinde. Bu evet. müstahsil. Evet. Müstahsil yani burada artık e, e, dengeyi ben e, e, kurdum yani şöyle e, gelen kıyas ettim. E, biz o gördüğüm golden almasını ıskartaya e, döküyoruz meyve suyuna döküyoruz Fevzi Bey. Kendiniz evet. gördünüz evet. Evet. böyle yenmeyecek cinsinde lekeli evet. yani kuduz olmuş buruşmuş depo elması ama biz 10 onu e, onlar kasası 10 euro. Kora, kasası 10 euro. Yani evet. bunları da gördük. Valla e, Necdet abi ilgililer yetkililer izliyor zaten bizi. Bir şekilde hakikaten savaşımız bu. E, evet. Biz müstahsilimize çok teşekkür ediyoruz verdiği emekten dolayı. Evet. Şimdi e, son günlerde bölgenizde bir sinek evet. olayından bahsediliyor. Bu da tarımla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu sinek e, neden oluştu? Bu bölgede niye çok sinek var? Fevzi Bey, ben konuya girmek istiyordum. Siz isabetli olarak duyumlarınızdan dolayı bu soruyu bana sordunuz. Teşekkür ederim. Evet. Ben de konuya kendim de girecektim. Evet. Şimdi bu sinek olayı şu anda bahçelerimizde çalışan, dışarıdan gelen binlerce işçinin kolları, yüzleri böyle ısırdığı zaman geniş bir şekilde şişirme yapıyor. Evet, koparıyor. Koparıyor yani. Onun için sağlıklı bir çalışma ortamı olmuyor. Vatandaş e, gelmiyor yani elma yolumuna gelmiyor sinekten dolayı. Evet. Yani bunun sebebi de göl kenarından e, bataklık şekline dönüştü. Gölümüz çekilmeye başlıyor. Evet. Yani geçen ay ben e, herhalde iki ay önce falan bir meclisimize Eğirdir gölüyle ilgili bir evet. e, araştırma yapılması lazım. Gölümüz çekiyor. Evet. Gölümüz kirlendi. Her tarafı otlandı. Şu anda dışarıdan bakıldığı gibi değil. Gölün içine kayıkta dolandığınız zaman geçecek yer aranıyordu, evet. konu ettim. Göl kenarı da şimdi su çekilince bataklık şeklini aldı. Evet. Nereden? Eee Sarı Deniz altından e, Yeniciye kadar olan bu bölgede temizlenmesi lazım. Burada geçen e, Anneler Günü kutlaması yaptık biz gelen dost olarak. Evet. Belediyemizin öncülüğünde göl kenarında havaya böyle akşam üzeri gelecektik. Yani sığırcık alayı olur da bir göç eder ya Fevzi Bey. Evet, evet, evet. Yani bu şekil yani e, sinek, sinek süresi bu ne dedim ben sivrisinek Sivri dediler. Evet. Allah Allah böyle bulut gibi Fevzi Bey. Evet. Yani bu yerlerin bir an önce ilaçlanması gerekiyor. Kurutma kanalları bu sivrisini yani e, yerler ilaçlanması gerekiyor. Evet. Hangi kurum? Tarım ilmi olur, tarım ilçeler mi olur, çevre, Sa ilmi. çevre il müdürlüğü mü olur? Sağlık mı olur kimler bunun el, yani bu gölün üzerindeki yani bu bahçelerin e, çalışamamaz pozisyonuna getiren bu süresinin bir an önce yok edilmesi lazım. Evet. Yani buna e, ha, evet. ben e, Ekim'in e, ikisindeki meclis açılışında da e, ilk toplantımızda bir e, önerge olarak meclise getireceğim. Çünkü evet. vatandaştan bana çok şikayet var bu konuda evet. bunun bir an önce önleme alınması lazım. Yani bunu e, gündeme getirin diye. Evet e, bence de çok önemli. E, Necdet abim aynı zamanda ilgilenme üyesi. Ben artık bunun üzerine daha fazla bir şey söylemeyeyim. Çünkü söylediklerinin hepsi doğru. E, i̇nşallah önergeyi getirirsin bir çaresine bakılır Necdet abi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Buradan bütün çiftçilerimize inşallah hasat sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum ben. Sizin de son defa söylemek istediğiniz bir şey var mı çiftçilerimize ee, hasatla ilgili? Evet Ferzi Bey tekrar Tarım Aktüel programı olarak gelen olsa ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim. Rica ederim. Bütün müstahsillerimize Allah bol kazançlar nasip etsin. Kazasız belasız bir yıl geçirmelerini diliyorum. Yani burada sağlıklı bir şekilde bu sezonu e, bereketli bir şekilde geçirmelerini diliyorum, bol kazançlar diliyorum hepsine. Evet, e, şimdi bahçemizin sahipleriyle komşuları ile beraberiz. Efendim, tanıyabilir miyiz? Ben Rabia Mutlu, e, tarih sahiplerinin gelinleriyim. Maşallah çalışıyorsunuz beraber. Çalışıyoruz, yemek yapıyoruz işçilere, başlarında duruyoruz, kasa düzeltiyoruz öyle. Nasıl memnun musunuz bu sene? Bu sene rekolte biraz düşük geçen evet. yıllara göre, ama iyi iş kurdu sorunumuz var sadece, onun dışı da iyi kalitesi iyi, memnunuz hasatta. İş kurdu sorunu derken işçi bulmakta mı zorlanıyorsun. Elmalarda iç kurdu sorunu. Ha İç kurdu, ben iş kur gibi anladım, pardon özür dilerim. İç İş hı hı. Evet. İşçi iyi bu sene bulabildik çok şükür. Evet. Ee, hem, iyi. hem de Aslında. komşu olarak hem de Sarıydız'dan dizden bulmuşsunuz evet. iyi. Komşu evet. kasabadan bulduk. Evet. İşçilerimizden memnunuz, elmamızdan da memnunuz. Hasadımız iyi çok şükür. Kalite güzel. Çok güzel. Uğraşıyoruz. Çok güzel. <laughs> oldu çok teşekkür ederim. Evet. Anneciğim sizi tanıyabilir miyiz? Ben bu bahçe sahibinin komşusuyum. Yardıma geldik. Çok güzel. Ee, tabii böyle imece Siz buraya, onlar size evet. bu şekilde yapıyorsunuz, evet. değil mi? Birlik gelin, değil mi? Yani birbirimize yardımlaşma yapıyoruz. Da genelde şimdi tabii herkesin bahçesi olunca, yani bir evet. ay araya gelip de toplanmıyoruz. Herkes işçi tutup çalıştırıyoruz. Evet. Siz bildiğim kadarıyla Necdet Satılmış Abimin de eşisiniz. Evet, onun eşi, hanımıyım. Evet. Sizin de bahçeye herhalde yarın gireceksiniz. İnşallah nasip olursa işte bu işçilerle beraber yarın. Çok güzel. Biraz önce torunları da gördük. Torunlarıyla da, da röportaj yaptık. <laughs> o da ben torun Evet, i̇şte. e, evet. Yurt dışındaki kardeşlerime hava Tandoğan ailesine çok selam Almanya, Fransa, Paris'te Ayten Kaplan kardeşime çok selamlar. Evet. Maşallah uluslararası oldu değil mi? Güzel oldu. <laughs> Çok selam söylüyorum kardeşlerime. Fransa'da yine dayım var, ailesine ve tüm çocuklarına çok selam. Hepsine. Gelmediler mi izine bu sene? Geldiler. Geldiler. Ama elmayı, bozamadan, elmayı gittiler. bozamadan gittiler. Bozamadan gittiler. Hep Avrupa'daki eşya dosta çok selamlarımı söylüyorum. Vallahi elmayı bozamadan gittiniz ama elmalarda maşallah neyse size elmanın selamını gönderiyoruz. Efendim bahçenin sahibiyle beraberiz şu anda. Hoş, Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Allah şükür iyi, kazasız belasız, iyi gidiyor. Bugün ne vardı menüde? Kuru fasulye, pilav, helva, çorba. Kavun, karpuz. O iyiymiş vallahi. Bizde Necedabim sağ olsun bize güzel bir yemek yedirdi ama Bekledik ama sizi var, var. gelmediniz. Yani Necedabim bize güzel evet. bir tas eti yedirdi. Acılı. Evet. Hala terliyorum buram buram. Bildiğiniz gibi değil. <laughs> Yine de var yemek isterseniz yemek. Çok teşekkür ederiz. Çok, eder. çok sağ olun. Vallahi sevgili izleyenler şimdi o kadar güzel bir yer ki. Hakikaten kuru fasulye, <laughs> pilav, hoşaf, cacık, yoğurt hepsi var. Burada da yemek aslında o kadar güzel olur fakat biz yedik geldik ondan dolayı yemedik yani. Ama el alacağımız el olsun de, inşallah. Bekleriz, evet. Elmanızdan da yedim gerçekten çok Helal güzel. Gene götürün bu, giderken. Bu, i̇nşallah verirseniz götürürüz. Götürün buyurun. Bu <laughs> klasik ağaçları kesmeyin. Evet, evet, Necdet de abim de söyledi seviyoruz. inanın gerçekten evet. çok güzel. Evet. Hem bir de hatıra değil mi klasik? Evet lezzet yani. bakımından. Bir de dedeler dedeler bakımından. Dedelerden kalan hatıra. Evet evet çok güzel. Yemesi de çok güzel, toplaması da zevkli. Evet, e, klasik ağaçlar yani bodura gidiyoruz. Bodura ağaç dikmeye insanları teşvik ediyoruz. Tabii işçiliği falan kolay değil ama tabii klasiğin bir de hatıra kısmını evet. da unutuyoruz aslında. Evet. Dedemizin dedesi dikmiş 30 yıllık, evet. 40 yıllık. Ne kadar verimi düşecek evet. desek de yine de elma veriyor değil veriyor, mi ağaç? Veriyor, veriyor. Allah'a şükür, Rabbim veriyor. Yemek nasip etsin eşimizden, dostumuzdan, çormuzundan, çocuğumuzdan. Burada olmayan torunlar falan var mı? Var. Hadi bir selam gönderin onlara. <laughs> Buradalar da gelen dosta burada yoklar. Olsun. Bir Hepsine selam selam de selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum torunlarımı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çocuk. Sevgili izleyenler tabii ki yemekler yendi. Menüyü biraz önce saydık. Kuru fasulye pilav. Ee, şimdi de yemek sonrası bir 5-10 dakikalık mola ihtiyaç ve burada ablamızla konuşuyoruz. Efendim tanıyabilir miyiz sizi? İsmail Köse, Sarıdiriz'den geliyoruz. İşte hoş geldiniz. Mi? Siz de hoş geldiniz. Sarıdiriz'de mantar röportajı da yapmıştık değil mi evet, evet, evet. Bizle konuştunuz. Evet. Nasıl nasıl gidiyor? Mantar mı kolay, elmacılık mı? O da aynı, bu da aynı. İkisi de kolay. Hepsi eziyet evet, değil mi? Tabii. Çile. İş yolduk kere mezmursun hepsine. Evet. Ee, ama toplaması mantarın daha kolay değil mi? Tabii canım o daha kolay. Bu daldan dala. Evet. Tabii o daha kolay de var mı elmanız? Var. Kendimizin köyümüzde var. Ne kadar e, elmanız var? İki dönüm. İki dönüm. Hı, iki e yine iki dönümde bir 150 ağaç vardır değil mi? Var. 200e doğru var. Öyle mi? Evet. İyi maşallah. E, neler söylemek istersiniz? Ne söyleyelim işte? <laughs> Topluyoruz işte kızım marantelede Onlara selam söylüyorum. Torunlarım var. Evet. Isparta'da kardeşlerim var. Onlara selam söylüyorum. Yani sevgili izleyenler burada hasret var. Görmüş olduğunuz gibi bütün annelerin, abilerin, babaların, çocukları hep bir yerlerde. Hep buradan selamları gönderiyoruz. Tabii güzel, hasret güzel. Allah herkesi yerinde sağ etsin. Evet. Ama el meymeye gelsinler ya. Tabi canım yolluyoruz da, geliyorlar da. Geliyorlar değil, geliyorlar. değil mi? Geliyorlar gittiler izindeler de gittiler işte galey. Oldu çok teşekkür Oldu. ediyoruz. Sağ Allah olsun. kuvvetinizi versin. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler şu anda bir e, antibiyotik deposundayız. Yani antioksidan bir maddenin deposundayız. Yani sarımsağın bence cennetindeyiz. Gelen Dost Çaltı'da. Evet. Efendim tanıyabilir miyiz? Yılmaz Koca Çaltköy. Yılmaz abi hayırlı günler diliyoruz inşallah. Teşekkür. Emek çekiyorsunuz. Dünyanın evet. en güzel e, sarımsağını evet. ürettiğini söylüyorsunuz. Anlatın bakalım sarımsağı nasıl üretiyorsunuz? Şimdi sarımsağı ekimde dikeriz. Kasım'ın onun mi dikeriz. Evet. Ondan sonra bahara kadar hiçbir şey vermeyiz biz. Ne gübre ne bilmem ne. Hiçbir şey vermiyoruz. Su da vermiyorsunuz. Su da vermiyoruz. Evet. Doğal. Ondan güz geldi mi söküyoruz. Hı. Getiriyoruz. Ayıtlıyoruz. Tüccar gelse veriyoruz. Tüccar gelmedi mi veremiyoruz. İşte böyle kalıyor elimizde. Yani bu şekilde bağlıyorsunuz yani hazır, hazır bekliyorsunuz. Hazır yani bekliyoruz. Şu anda müşteri bekliyorsunuz. Müşteri bekliyoruz. Peki bütün Türkiye'de şunu derler. Kastamonu'nun Sarımsağın evet, evet. çok ünlü olduğunu söylerler. Şimdi biz de diyoruz, ki hayır, bizim sarımsağımız ha. daha ünlü. Tabii. Çaltı'nın sarımsağı ünlü. Bunun özellikleri nedir mesela? Neden bizimkisi daha ünlü? Bizim özel olarak doğal, doğal. katkı yok. Evet. Sonra bunda antibiyotik çok, çok güzel. Evet. Doktorlar bile bunu çok tavsiye ediyor. Evet. Onun ucu biz bunu devamlı bunun üzerindeyiz. Şimdi sevgili izleyenler, yani Çaltı sarımsağının gerçekten özellikleri çok. Bir kere en önemli özelliği hiç sulanmıyor. Evet. Yani hiç kuru yok. kuru toprakta e, yetiştiriliyor. Ondan dolayı şu elimde görmüş olduğunuz sarımsağın normal bir yani dişi. Dişlerde böyle... Yani e, bu diş, ha. diş dediğimiz yani bir tanesi bu. Gerçekten e, çok güzel. E, neredeyse erik büyüklüğünde Öyle bir doğru. sarımsak e, doğru. elimizdeki. Ha. Peki e, neden satamıyoruz? Hiç araştırma yaptınız mı? Araştırma işte önden verdik, Geçen ha. sene geldiler onun şeysiyle iyi sattık. Ama evet. bu sene gelmediler. Yani tüccarlar bir daha neden aramadı acaba bizi? Şey bilemedik neden olduğunu ama Kastamonulular Atabiciğim buralara getirdi. Kastamonulular buraya mı getiriyor? Buralara getirdi araba araba. E, e, siz de Kastamonu'ya ama sarımsak bizim, gönderiyorsunuz yok, ama değil mi? Mesaiit yok işte. Evet. Götüremiyoruz. Yani, Öyle olsa biz de götüreceğiz. Anladım. Yok ben şunu duydum. Yani Kastamonuluların Evet. İl il sarımsak sattığını ve çaltıya da geldiklerini duydum. Beğen doğru mu Doğru abi. Yani size sarımsak satmaya mı geldiler? Ha, satmaya geldiler. Bizimkini şey ediyorlar. Oysa alan, Isparta'da alan müşteriler evet. kastamonukunu almıyor. Bizim sarımsağı alıyorlar. Evet. Beğeniyorlar. Ee, gerçekten Böyle. tadını, aromasını, her şeyini beğeniyor. Evet. Onun için bizim bura buradaki... çok güzel. buradan yetkililere bir mesaj gönderelim. Yani biz sarımsağı üretiyoruz. Gerçekten Tabii. iyi bir antibiyotik üretiyoruz. Eee bir yardım edin bize neden satamıyoruz diye söyleyin bakalım. Tabi. Yani mikrofon sizin. Vallahi yetkililer işte görüyor televizyonda baksınlar. Evet. Biz burada gösteriyoruz. Evet. Hangisi iyiyse, hangisi şeyse görsün görsünler işte televizyonda. Beğensinler. Evet. Hiç olmazsa burada müşteri yollasın ha ya. Evet. Yani çekiyoruz emek çekiyoruz diyorsunuz. Emek çekiyoruz hiç olmazsa telefon olmasın. İsa'nın kursağında bitsin ya. Tabii ki. E. sevgili izleyenler tabii gelen dosumuzun biliyorsunuz Çaltı köyü, biraz yukarılarda kalıyor. Su tabii. biraz sıkıntılı. Su yok. Su yok. Yani sulu tarım yok burada. Burada kuru tarım var. Yani e, şey burada yok. abimin e, mercimeği var, ha, mercimeği nohudu yok. var. var. E, yani bir de onlar anlat. Ne yetiştiriyoruz burada başka? Mercimek yetiştiriyoruz. Nohut yetiştiriyoruz. Evet. Arpa, diye. başka yok işte. Hepsi yani bunlar. Çaltı'nın mercimeğinin de ben çok meşhur, önemli olduğunu. Çok meşhur. Değil mi? Meşhur. En gelen dosu bire gelir anladım yani ya ülkemizde çok insan mercimeğin çorbasını biliyor da o küçükken yediğimiz mercimeğin yemeğini bile bilmiyorlar biliyor musunuz? Yani yeri çok. Evet. Isparta'nın köylerinde bilen yok. Bilmiyorlar. Yani aslında Yol mercimeğin olarak... yemeği de olur. Ha. Her çeşit oluyor yemi. Evet. 3-5 çeşit oluyor. Sulu oluyor, durusu oluyor, her şey oluyor. Evet. Ama... sevgili izleyenler, eee bence de cennetindeyiz. Hakikaten çok önemli bir yerdeyiz. Ee, belki bilmeyen çok misafirimiz, çok izleyicimiz vardır. Gerçekten Çaltan'ın sarımsağını deneyin. Gelen dost evet. Çaltı Köyü'ne gelin. Sen Görmüş olduğunuz ya. gibi yani hani sarraf altınlarını evet. sıralar ya vitrininde vallahi ürünümüz burada komple meydanda. Ya. meydanda her şey meydanda bekliyoruz. Evet, evet e, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Seyhan. Ben bir genç çiftçiyim. Köyde duruyorum. Şu anda işim kanım yok. Evet. Arpa boyle nohut, mercimek, sarımsakla uğraşıyorum. Yani ben köyü terk etmedim diyorsun. Evet abi köyü terk Bravo. etmedim. Bunları ekiyoruz, dikiyoruz, satıyoruz. Evet. İşte biraz para kazanıyoruz. Bu sene de sarımsağı ektik para yetmedi. Yani pazar mı bulamadınız evet. nedir? Evet pazar bulamadım. Benim 3 ton malım vardı. Pazar bulamadım. Şimdi şu an elimde kaldı işte. Şimdi bununla ilgili sarımsağın bir sürü faydalarını anlatıyorlar. Siz de sarımsakla ilgili bir şey söylemek istiyorum dediniz. Evet. Söyle bakalım izleyicilerimize. Ben bunu denedim. Bunu ortadan beliyorum. Saçıma şöyle sürüyorum. Evet. Saçın dökülmesini şey diyor, durduruyor. Durduruyor. Faydası çok. Evet. Diş diş her sabah atıyorum aşk Evet. Faydasını görüyorum ben. Şu anda kaç yaşındasın? 27. 27 yaşındasın ama sevgili değerli görmüş olduğum hakikaten 17 yaşında gibi duruyor maşallah. <laughs> Sebebi sarımsak diyor ben bilmiyorum. E, saçını da dökmediğini. Gerçi saçı çıkarıyor mu ki acaba? Vallahi çıkardığını bilmiyorum da dökmesini engelliyor abi. Öyle mi? Evet. E? Bunu şeyle kekik yağıyla eziyorum ben. Hı -hı. Saçıma sürüyorum. Dökülmesini evet. engelliyor. Evet peki e, sarımsağın satışıyla ilgili yetkililerden bir ne istiyorsun onu söyle. Valla satışı şu an elimizde kaldı. Gaymakamımızdan, valimizden, büyük üst şeylerden yardım bekliyorum, istiyorum. Evet. E, duymuşlardır. Evet. Yani programımızı izleyenler bizlere gerçekten onlar da e, sizleri tanıttığımız için onlar da bazen çok mutlu oluyorlar. Ama hakikaten e, ya sarımsak, sarımsaktan bahsediyoruz. Gerçekten Çinliler bunun sahtesini bile üretip bütün dünyaya turşu olarak, konserve olarak satmaya başladılar. Ama gelen dost çaltıda Susuz yetişen bunun orijinali burada ve sarımsak elimizde ben buna inanamıyorum, inanmak da istemiyorum. İnanın yani çok çaresiz bir durumda ben de bakıyorum sadece. Efendimizi tanıyabilir miyiz? Efendim Çaltıköy'den Galip Özdemar. 1952 doğumluyum. Maşallah. Adım Galip Özdemar. Abi sarımsağla uğraşıyorum. İki dönüm sarımsağım vardı. kendim çapaladım, kendimi yaptım. Hanım sizler ömür 2006'da öldü. Ee, Allah rahmet eylesin. 12 ediniz. senedir kendim başıma yapıyorum sarımsağımı. <laughs> Kendi başına Kendisi. yaşıyorsun, Kendisi. kendi başına yapıyorsun, kendi Kendisi. başına dikiyorsun. Evet abi. E burada evet. bir, bu, bir mesaj mı var burada abi? Burada işte hanım yok abi, hanım olmadı mutlaka bir yanı kırık oluyor abi bu işler dünyanın içinde. Evet. Evet, evet abi, kırık oluyor. Evet. evet, yalnız olunca kırık oluyor diyor. Yani sarımsağı da kendi başına dikince grip de olabilirim diyorsun yok, grip yani. değil abi. Grip değil, grip de Daha bekle. Abi senin e, sesin güzel olduğunu söylediler bana. Yok abi ya, değil ya, yok. değil. <laughs> Biz e, çok değil diyenleri biliriz. Abi İştah diş dibindedir derler. Abi. Bir duyu verelim sesini. Ben mi alayım? Yok ben tutarım. Erzin yana Ne güzel bağlar Erzin'ıma vardım Dumanlı dağlar Ellerim kaynağımda, bir yanım ağlar, o yanım ağlar. Yüzyılda başım, şey, ekine kerem, yağmur yağmaz. eve sökülmez yüze dağ başında ulu bir de ekmek dekmenin de beyni kara fil ekmek. Abi ses gitti. <laughs> abi çok teşekkür ederim ya. Ya bir alkış yok mu ya? Sağ ol abi. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak tekerlemesini düzgün yapabilene sevgili muhtarım Çaltıköy'ünden köyünden yarım kilo sarımsak hediye ediyor. Değil mi muhtarım? Bir kilo olsun. Bir kilo olsun. Evet bir kilo oldu. Muhtarım sizi bir tanıyalım önce. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Tarım Aktüel programını burada düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Ben Haşim Koca. Ee, Çaltıköy muhtarıyım. Aynı zamanda Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Genç bir çiftçi diyebiliriz. Çiftçilikte yapıyorum. Çok güzel muhtarım. Şimdi geldik. Ee, inanın i̇nanın e... Sarımsağın kendine anavatanında gibi hissettim kendimi. Sarımsakları görünce bütün şeyim değişti. Hani hep duyardık da Çaltı sarımsağının nasıl olduğunu, kaliteli olduğunu ama buraya gelince insanları da buraya ben özellikle davet ediyorum. Herkes bir şekilde Kastamonu sarımsağını över. Tamam, o da çok güzel sarımsaktır ama bizim Çaltı'nın sarımsağı, Kastamonun sarımsağını döver gibi bir tekerleme içimden geliverdi. Aynen çaltı sarımsağı, Kastamonu sarımsandan üstündür. Ben de bunu iddia ediyorum. Her türlü teste köy olarak varım. Evet. Köydeki yetişen sarımsaklarımız bizim Allah tarafından suyumuz yok bizim Allah tarafından doğal olarak yetiştirilen bir sarımsaktır. Kırmızı toprağımız vardır. Toprakta her türlü ekim yapılır, gübre kullanılmaz, doğal gübre kullanırız. Hayvanlarımızdan ürettiğimiz doğal gübreyi kullanırız. Ee, sadece bizim yetkililerden istediğimiz sarımsağımızın aromasını test ettirmek için yardımcı olmaları laboratuvarlarda ee, satış konusunda reklam yapılması bu reklamı da sizin sayenizde şu anda yapıyoruz. İnşallah e, daha büyük tüccarların daha büyük firmaların gelmesini istiyoruz. Ee, sarımsağımız her türlü arkasında dururuz. Evet. Yani siz aslında şunu söylemek istiyorsunuz. Sevgili izleyenler şimdi toprağımız kırmızı dedi. Ee, tabii diğer yerlerdeki toprak çeşitlerini biliyoruz. Yani susuz bir tarlada yetişen bir sebze, yetişen bir meyve bunlar çok önemli. Yani nitelikli Değil mi muhtarım? Yani sulu yerden daha güzel yetişiyor şu anda. Çünkü, Suyumuz da olsa evet. daha güzel yetişecek. Yani daha daha güzel yetişir oluyor. ama yani bence susuz ortamda bu kadar büyük yetişebiliyorsa evet. kendini zorluyor. Evet. Yani kendini zorlayınca da kondisyonu yüksek bir meyve ortaya çıkıyor. Daha da büyümesi kondisyonu gerekiyor. Evet, e, evet. Yani biz bunu sulasak demek ki daha evet. büyük verim alacağız. Daha güzel yani sulamadan olur. orijinal olarak biz bu büyüklük ve bu aromaya Yetişiyoruz yani. Evet. E zaten bizim aradığımızda bu organik tarımda, aynen. biz bundan bahsediyoruz. Aynen, aynen. Ee, doğal e, gübre olması, e, öbür türlü nitrat kullanılmaması, evet. e, bu bir büyük bir nimet bizim topraklarımızda. Bunu da daha geliştirip daha güzel yapıp halkımıza bir katkı sağlamak. Şimdi yani. muhtarım e, çok güzel. bir evleri gezdik şimdi, evlerde çekimler yaptık. Gerçekten güzel tavanları asmışlar, yere sermişler. Yani müşteri bekliyoruz. Evet. Peki bunu böyle yapmaktan ziyade bu güzel toplama alım merkezi gibi yerimiz var bizim burada. Evet. Bunu böyle bir profesyonelce bütün herkes burada kooperatif mantığıyla bunu toptan bir şekilde satışını üstlensek daha iyi olmaz mı? Olur efendim şimdi de şimdi köyü birleştirmek, köydeki insanları hep bir araya toplamak biraz zor. Neden zor? gelen buraya gelen tüccarların hepsi ayakçı takımı gibi bir şey. Anladım. Yani e, bugün 3 lira diyor, yarın 5 lira diyor, yarın 2,5 lira indiriyor, yarın 1 liraya indiriyor. Bunun toplu olması ya da kooperatif üzerinden çıkması, e, tanıtımı da öyle tanıtımı yapılması, yapılması e, bir festival gibi bir şey düzenlenmesi aslında çok iyi olacak. Ama evet. insanları bir araya getirmek, bir arada toplu durutmak e, mümkün değil gibi bir şey. Bunu da sağlamaya çalışıyoruz ama kendi kooperatifimiz de var. Tarımsal kalkınma kooperatifimiz de var. Evet. Bu kooperatif üzerinden ihraliğimizi, faturamızı kesip büyük firmalarla anlaşıp bunu yapmaya daha önce çalıştık. Daha önce girişimde bulunduk. Daha önce reklamında reklamını da yaptık bunun. Evet. Reklamı yaptıktan sonra bir günde yani buradan çıkan e, sarımsak tonajı 20-30 ton bir günde gitti. Bir hafta içerisinde bütün sarımsağımız yani 200 ton, 250 ton bir hafta içerisinde bitti. Bunları Peki... yaptık daha önce. Reklam olduğu Peki, için yaptık. Yani e, neden bir daha gelmediler? Şimdi yani? bir daha gelmeme sebepleri şu benim bildiğim. Ee, bizim sarımsa e, geçen sene 15 liraya kadar çıktı. Evet. E, tohum zamanı. Tohum zamanıyla satış zamanını karıştırıyoruz biz. Anladım. Tarlada 5 lira diyeceğiz. Bilemedin 10 lira diyeceğiz. Ama 15-20 lira gibi bir afaki rakam söyledik mi e, ee, insanlar tüccar da gelmez buraya. Tüccarı da getirme şansımız da yok. Ee, bazı tüccarlar aradı beni mesela bu sene 10 tane 10 tane tüccar aradı. Sanımsa kaç lira muhtarım? Biz 7-8 lira dedik. Sosyal medya üzerinden bazı çiftçiler, bazı arkadaşlar 20 lira yazmış. Altına yoruma bakıyoruz. Altın mı satıyorsunuz diyor mesela. Evet. Ha, altın olması e, bizim için beyaz inci deriz biz bunu ama evet. altın kadar da değerli bir şey değil. Normalde e, bunu 5 lira 6 lira desek tarlada herkes alacak gelip. Yani kooperatifleşmenin de bu mantığı güzel zaten evet, değil mi? O zaman evet. tek yerden tek fiyat yerden, çıkacak. Tek yerden, tek, tek yerden çıkacak ve satışta ona göre aynen. sağlam da olacak. Aynen, Dolandırıcı aynen, da gelemeyecek. Aynen. Ee, tek yani... kişiyle muhatap olacak. Tek kişi işleyecek. Parasını kooperatiften alacak. Buna da gücümüz var yani. Evet. Kooperatif sarımsak alır, göndeririz. Ben şuradan e, sevgili izleyenler özellikle Çaltı'daki sarımsak üreticilerde ben şunu söylemek istiyorum. Biraz önce muhtarımla sohbet ettik. Kendisi çok önemli bir detayı bana söyledi. Yani coğrafik işaretten bahsetti. Şimdi bu zamanda tam da bizim bugünlerde bu maddeyi bu konuyu insanlara anlatalım derken muhtarımın coğrafik işaretini de almamız gerekiyor demesi bu konuda ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor. Yani ben bundan bundan dolayı çok mutlu oldum. Yani muhtarım Şimdi biz Çaltı'daki üreticilerimizi coğrafi işaretle anlatalım, evet. kooperatifleşmeyi gerçekten anlatalım. Yani her şeyimizi koyalım, anlatalım. Bu herkes bunu tek tek evinin çatısından satamaz. Evet. Yani bu konu üzerinde ciddi bir şekilde çalışalım. Yani yetkilileri de bu konuda öne ayak olmalarını tavsiye edelim. Ama biz bu kooperatifi adıyla şu güzel sarımsağımızı bütün Türkiye hatta ülke ülke dışına satalım. Onun için uğraşmamız var. Onun için e, İstanbul Bayrampaşa halinden 285 nolu dükkanı kiraladık biz. Evet. Dün ben daha dün kendi sarımsağımı 300 kilo sarımsak gönderin deneme amaçlı. Orada işlenecek. Fileler haline konacak. Orada hangi firmaya verilecekse ya da hangi hale verilecekse orada satışı yapılıyor. Bunun satışı orada yapılır da para kazanırsak evet. devamını göndereceğiz. Ama kooperatif ee, mantığıyla. Kooperatif mantığıyla zaten evet. Tarkop olarak, Bölge Birliği olarak biz oraya da üyeyiz. Evet. Isparta Tarkop Bölge Birliği Başkanımızla bunu ortak yapıyoruz zaten. Ben ona satacağım, burada insanlardan ben alacağım kooperatif olarak. Ee, şimdi köyümüzde 200 ton kadar bir sarımsak üretiliyor. Eskiden e, 10 ton, 20 ton olan sarımsak para ettikçe insanlarımız buna döndü. Nohut, mercimemiz de meşhurdur ama... Ee, bu daha meşhurladı bizim köyümüzde. Susuz olan bir e, ürün olduğu için e, bir kastamonu ile biz yarışamıyoruz şu anda. Neden yarışamıyoruz? Onların her şeyi belli. Evet. Coğrafi, e, koordinat şeyi İşaretin işaretini almış. almışlar. E, pazarları var. Özel pazarları kuruluyor. Telif haklarını almışlar. Her şeyi meşhur. Kastamonu, taşköprü dedin mi e, sarımsak oradan sorulur diyor. Ama biz buna daha gelemedik. Peki... E şöyle elimize aldığımız zaman kastomonu sarımsağıyla bunun arasında yani vatandaşımız bizim sarımsağımızı nasıl, nasıl bilmez bilir yani. E, bundaki diş nasıl sayısına tarzı? bakarak, bundaki diş sayısına bakarak, diki, dişteki büyüklüğe bakarak evet. anlayabilirler. Kastamonu sarımsağında dişler ufak olur, evet. standart olur, yuvarlak, tek tip olur. Bizde bu yok. Bizde büyüklüğü, küçüklüğü, Toprağın e, sıkışma oranına göre değişir. Yani orijinal, kendi orjinal kendi için. serbest gittiği için. kendi serbest gittiği için. Orada miyuzerle ekim var. Miyuzerle ekim olduğu için hepsi 10 santime düşürecekse 10 santime, 5 santime düşürecekse 5 santime. Hepsi standart oluyor. Biz de bunu insanlarımız kendi elleriyle diktikleri için. Yani atalardan kaldı. Evet atalardan kalmada e, sarımsağımız olduğu için bir standartlık yok. Ama e, oradaki dişten çok çok büyüktür dişleri sarımsağın. Evet. Peki zaten bir özelliğimiz de atalarımızdan kalan bir tohum. Aynen. Tohumumuz, evet. tohumumuz dışarıdan gelme, çin sarımsağı gibi ya da bir başka yerin bir sarımsağı gibi değil. Atalarımızın yetiştirdiği, bizlere bıraktığı tohumları ürete ürete evlerimizin önünde çevrik dediğimiz yerlerde ürettiğimiz sarımsakların tohumudur. Çok teşekkür ediyorum muhtarım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Başka en son bir mesajınız var mı? En son mesajımız bizim bu yetkililerden, büyüklerimizden bizim bu Coğrafi işaretimizi almak için, bu laboratuvarlarda bu sarımsağımızın e, testlerini yapı vermeleri için onlardan bir yardım talep ediyoruz. Sizlerin sayesinde reklam yaptığımız için de sizlere bu köyümüze teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çaltıda devam ediyoruz. Solistler geçirdi gibi oldu. Amcamın da sesi çok güzelmiş. Tabii ki biz hatır kıramayız. Aleyküm selam. Dedeciğim nasılsın tanıyabilir miyiz? <laughs> Ben Çaltıköy'den 52 doğumlu Abdullah Kerik diye bir adam. Maşallah Abdullah amcam ellerinden 32 öperim. 32 doğumlu. 32. Ha 52 deyince şaşırdım. Ha, ha 32 deyince ha. tamam. 32. Tamam. İyi maşallah. Ha. E neler yapıyorsun sen artık emekli leş oldun. Berlen, leş berilerle uğraşıyoruz koru maksul için. Maşallah. Ha. Bu. Bu. İyi. Hey, annem yaşıyor mu? Eşiniz falan var mı? İki vefat etti. Siz de ölmüş. Sen de yalnız kaldın yani. Evet. Ne edelim yalnızlar kervanına. Hep, hepimiz gideceğiz oraya. Yani, hepimiz gideceğiz nasılsa bir gün. Cenab-ı Allah öden olsun. Amin amin. Muhtacak etmesin. Amin dedeciğim. Hah. Peki e, sesin güzel dediler bana. Ne okuyacaksın bize sen? Ne istersen elimden gelirse. İçin, i̇çinden ne geçiyorsa onu oku. Abi. Tamam. <laughs> Valla şimdi kafamda bir şey kalmadı ki. <laughs> <laughs> Dinar bazarında göratın malı, İsparta da urganım yağlı. Kuaver aylin gideyim, hatıp babam kabul eder kız gibi. E, Hala alının bostanı, dalgalıdır Fadime'nin fistanı. Alim, ben de gideyim, hatıp babam kabul etsin kız gibi. Telli babamı aldırdım. Üstü şey, şey akşerle Konya'ya indirdim. Muslanların külahını yedirdim. Kovar halim ben gideyim. Babam kabul eder yüz gibi. Bu başka diyeceğim yok. Hadi bir alkış arkadaşlar. Bir daha çekin ya. Bir daha getirin. Bir daha getirin. Hadi bir daha. Ha. Bir tane daha. Türk çığır. Türkü. <laughs> Hasta düştüm, hastanı da yatırın. Sağıma, soluma yastık getirin. Ben ölürsem valideme götürün. Benim uç nasıl ağlasın. <laughs> Vay benim dedem. Ellerinden öperim. Sağ Allah senden razı olsun. Allah Gün... ömürler versin. Gün... Sağlığını bozmasın inşallah. güzel. Seni çok seviyorum ben. Tamam Bütün köyde seni seviyordur emin. Tabii. Senin yüreğin sağlam. Hiç ha. kafanı yorma. Tamam? Ee... Hadi. Eee Hasta düştüm, hastanede yatırın. Sağıma soluma yastık getirin. Ben ölürsem bu valideme götürün. Hasta düştüm, elim tutmaz kalemi. Ben de acap görmüyüm silayı Benden de pedere söyleyin selamı. Yazık yarabbim, baktın ağlasın. Vay benim babam, vay 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 vay. <laughs> Evet sevgili izleyenler bir tarım aktüel programının burada sonuna geldik. Gelen dosta elmamızı çektik. Günde bir tane elmanın ne kadar faydalı olduğunu söyledik. Geldik çaltıya sarımsağı çektik. Sarımsağın da vücuda ne kadar faydalı olduğunu sizlere gösterdik. Bir dahaki tarım aktüel programlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ama bu ekranda kalın.